Çalışmak istemediğin, hiçbir şey yapmak istemediğin, sadece elinde telefonla birlikte gün boyunca yataktan çıkmak istemediğin zamanlar illaki olmuştur. Belki de her gün oluyor. Ben aslında bu tür durumların tembel bir insan olduğundan dolayı değil, beynindeki belli bir bölgeyi yanlış biçimde çalıştırdığından dolayı kaynaklandığını bugün sana bilimsel bir şekilde açıklayacağım. Hoş geldin, ismim Kemal Berk. Marmara Tıp'ta 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda sana çalışma isteğin gelmediği zaman uygulayabileceğin tam 5 tane tavsiye paylaşacağım. Tavsiyelere geçmeden önce çalışma isteği neden gelmez, beynimizde bu durum nasıl çalışıyor? Öncelikle ondan kısaca bahsedeyim. Beynimizde limbik sistem adını verdiğimiz ilkel içgüdülerimizi kontrol eden bir merkez var. İşte öfke, korku, kaygı, stres gibi durumların hepsi bu merkezden ortaya çıkıyor. Limbik sistem adını verdiğimiz bu merkez herhangi zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldığı zaman iki tane seçeneğe sahip oluyor. Ya kaç ya da dövüş şeklinde. Mesela gece karanlıkta sokakta yürüyorsunuz ve karşınıza kocaman bir köpek çıktı, bir anda havlamaya başlıyor. İşte tam bu anda limbik sisteminiz devreye giriyor ve sizi direkt o ortamdan kaçırıyor. Çünkü sizin köpekle savaşacak kadar güçlü olmadığınızı biliyor. Bu yüzden sizi korumak için oradan kaçmayı tercih ediyor. Ya da mesela balkondan aşağı bakarken bir anda dengenizi kaybedip düştüğünüzü ama tam o anda balkonun korkuluklarına bir kolunuza tutunduğunuzu düşünün. İşte o anda sizin o tutunmanızı sağlayan, yaşam mücadelesi vermenizi sağlayan yerin ismi limbik sistem. Limbik sistem az önce bahsettiğim gibi eğer yapabileceği bir şey görüyorsa onu yapıp savaşmayı tercih ediyor. Ama eğer yapamayacağı kadar büyük ve zor bir görev olduğunu görürse bu durumda kaçmayı tercih ediyor. Genellikle masaya oturduğum herhangi bir işe başladığımızda bütün görevlerin hepsini bir anda bitirmeye çalışıyoruz. Ve bu da limbik sistemimizi belli bir korkunun, stresin içerisine sokuyor. Ve bu durumda limbik sistem aynı o köpeğin karşısında kaçmayı tercih ettiği gibi işlerden de kaçmayı tercih ediyor. Bunun yerine eğer siz yapacağınız işleri minik minik parçalara bölerseniz ve bunların hepsini sıra sıra halletmeyi tercih ederseniz bu durumda limbik sistem onları bir tehdit olarak algılamıyor ve o işleri bitirmeniz için size bir zorluk çıkarmıyor. Buna bir örnek verecek olursak mesela rapor yazmanız gerekiyor diyelim ama içinizden böyle hiç yazmak gelmiyor. Bu durumda kendinize direkt şunu söyleyin. Raporun sadece birinci paragrafını yazacağım ya da raporun sadece giriş kısmını yazacağım şeklinde söyleyin. Bunu yaptığınız zaman işi küçülttüğünüz için beyin bunu bir tehdit olarak algılamayacak ve size çok daha yardımcı olacak. İkinci taktiğimiz önce en kolay işleri halletmek. Normalde çoğumuz, buna ben de dahilim, güne ilk başladığımız zaman en zor işleri en başta halletmeyi tercih ediyoruz. Ama bunu çalışma isteğiniz olmadığı bir zamanı uyarlayacak olursak, sizin zaten çalışma isteğiniz yokken bir de siz tutup en zor göreve en başta halletmeye çalışırsanız bu durumda beyniniz bunu bir tehdit olarak algılayacak ve sizin çalışmanıza izin vermeyecek. Bunun yerine özellikle çalışma isteğimizin olmadığı günlerde önce en kolay işleri halledersek, en zor işleri en sona bırakırsak beynimizde bizim her işi bitirdiğimiz zaman dopamin adını verdiğimiz haz hormonu salgılanacak ve bu hormon sayesinde biz her seferinde kendimizi daha özgüvenli ve daha iyi hissedeceğiz. Bu da gün sonuna kadar bütün işleri momentum etkisi gibi gitgide bitirmemizi sağlayacak. Üçüncü taktiğimiz mekan değiştirmek. Aslında atalarımız bunu tedbirli mekanda ferahlık vardır. Yani mekan değişikliği yapmak insanın içerisine ferahlık verir anlamında bir söz kullanmışlar. Bunu bilimsel olarak açıklamak istersek de beynimizde iki tane önemli merkez var. Bunların birincisi hipokampüs. Hipokampüs adını verdiğimiz yer öğrenmekten ve uzun süreli hafızadan sorumlu. İkinci bölge ise ventral striatum, yani nucleus accumbens. Bu bölgede beynimizdeki ödül merkezi, yani siz herhangi bir şey yaptığınız zaman ondan haz almanızı, dopamin salgılamanızı sağlayan yer. Bu bahsettiğimiz iki bölge arasında belirli bir bağlantı var. Ve eğer hipokampüs daha önce yaşamadığı bir şey deneyimlerse ya da yeni bir mekan görürse, yeni bir şey öğrenirse bu durumda ventral striatuma, yani nucleus accumbens'e sinyal gönderiyor ve oradan dopamin salgılanmasını, bu sayede de haz almamızı, mutlu olmamızı sağlıyor. Bunu şimdi konumuza bağlayıp özetleyecek olursak, siz yeni bir yere gittiğiniz zaman, mekan değiştirdiğiniz zaman ya da en basitinden odanızdaki masanızın yerini bile değiştirdiğiniz zaman hipokampüs bunun yeni bir şey olduğunu algılıyor ve daha sonrasında ödül merkezimize bunu söylüyor. Yani orası da bizim haz almamızı sağlıyor. Bu sayede siz sıkılmadan uzun süreler boyunca çalışabiliyorsunuz. Şimdi dördüncü maddeye geldik. Bu aslında 4 ve 5. madde benim kendi kişisel deneyimlerimden yola çıkarak sizlere verdiğim tavsiyeler olacak. Beynimizin içerisinde çalışma isteksizliğini oluşturan, herhangi zor bir işe başladığımız zaman bizi durduran bir canavarın olduğundan bahsetmiştik ve buna limbik sistem demiştik. Ve bu kafamızın içerisindeki canavarı yenebilmek için aslında sihirli bir sözcük var. Bu sözcük de Örnek verecek olursam mesela çalışma isteğim yok dediğiniz zaman hemen kendinize şunu söyleyin.
Zaten kimse çalışmak istemiyor ki. Kimse dışarıda gezip dolaşmak varken ya da işte televizyonda en sevdiği dizi izlemek varken kimse oturup da ders çalışmayı tercih etmez. Zaten ders çalışmak senin istediğin bir şey değil, senin yapmak zorunda olduğun ya da yaparsan hayatını daha iyiye yönlendireceği için yaptığın bir eylem diye kendinize bunu durmadan hatırlatın. Bunu yaptığınız zaman beyninizin bütün kontrollerini elinize alacaksınız ve artık beyniniz sizi değil, siz beyninizi kontrol edeceksiniz. Son maddemize gelecek olursak da kendinizi çalıştırmaya alıştırmak. Bunu şöyle minik bir örnek üzerinden örnek verebiliriz. Mesela ilkokul 1. sınıflar okula ilk başladığı zaman çok korktukları için genelde okula anne babalarıyla birlikte gelirler. Hatta bazı çocukların anne babası ilk ders onlarla birlikte oturur. Anne ve babaların bunu yapmasının sebebi aslında çok açık. Çocuklara okulun çok korkunç bir yer olmadığını, çocukların okulda güvende olduğunu onlara hissettirmeye çalışmak. Yine aynı şekilde başka bir örnek verecek olursak, mesela çok soğuk bir havuza girmeniz gerekiyor diyelim. Genellikle havuza doğrudan atlamak yerine merdivenlerden yavaş yavaş inmeyi ve bedenimizi alıştırmayı tercih ederiz. Bu bahsettiklerimi şimdi çalışmaya uygulayacak olursak da masaya oturduğumuz gibi doğrudan odaklanarak çalışmaya çalışmak aslında bizi çok büyük bir beklenti içerisine sokuyor. Bunun yerine mesela benim çalışma isteğim olmadığı zamanlar çalışmamın ilk 5 dakikası boyunca istediğim herhangi bir müziği açıyorum ve o müzikle birlikte çalışacağım sayfaları şöyle bir göz gezdiriyorum. Bu sayede aslında kendimi çalıştırmaya alıştırmış oluyorum. Ve bir süre sonra müzik bittiği zaman da ben müziğin bittiğinin bile farkına varmıyorum ve odaklanarak çalışmaya devam ediyorum. Ya da çalışmakta zorlandığınız, motive olamadığınız zamanlarda YouTube'da benimle çalışın tarzında videolar var. Bunları açarak kendinize sanal bir kütüphane ortamı oluşturabilirsiniz. Bu sayede daha da motive bir şekilde çalışabilirsiniz. Benim tavsiyelerim bu kadardı. Kısa bir özet geçecek olursak, öncelikle işlerim minik parçalara bölmemizi ve bunları sırasıyla bitirmemiz gerektiğinden bahsettik. Ardından önce en kolay işleri bitirmemiz gerektiğinden bahsettik. Hemen ardından tedbirli mekanda ferahlık vardır. Yani mekan değiştirmenin çalışmamız üzerindeki etkisinden bahsettik. Ondan sonra kafamızın içerisindeki canavarı nasıl susturabiliriz bundan bahsettik. Ve en sonda kendimizi çalıştırmaya alıştırmaktan bahsettik. Özeti de bitirdiğimize göre video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer YouTube algoritmasının sizin bu tür videoları sevdiğinizi anlamasını istiyorsanız ve size bu tür videolar göstersin istiyorsanız videonun altındaki beğeni butonuna basabilirsiniz. Yine aynı şekilde paylaşılan bu tür videoları kaçırmak istemiyorsanız da abone ol butonuna basmayı unutmayın. Paylaştığımız bu bilgilerden faydalanmasını istediğiniz arkadaşlarınızla da videoyu paylaşabilirsiniz. O zaman sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.